Efendim günaydınlar biraz gecikmeli başladık 18 Ocak 2021 sabah hem güne hem haftaya başlamış olacağız e, oldukça gizli buzlanma yani hemen kar yağışı sonrasına e, çok o, ağır e, seyrediyor dolayısıyla trafik işaret işaretçilerine ve e, takip mesafesine kesinlikle riayet etmeniz gereken sabahlardan bir tanesi bunu hemen uyararak bizi takip eden değerli seyircilerimize yeni yola çıkacaklara ve radyoları başında yine belki yollarda bizim sesimizin ulaştığı her yere bunu aktaralım. Ben de biraz ondan geç gelmek durumunda kaldım. Açıkçası yaklaşık bir 40 Dakika falan fark ediyor normal geliş süreme nazaran. Bunu ifade ettikten sonra ekranlarınızın başında bir kez daha hoş geldiniz. Geldi gelecek derken İstanbullular pazar sabahına bembeyaz bir örtüyle uyandı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı tüm kente etkisi altına aldı. Hissedilen hava sıcaklığı bazı kesimlerde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü gece boyunca sürdü kar yağışı. Cuma gecesi kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'un tüm noktalarına ulaştı. Evlerin çatıları, ağaçlar, arabaların üstü karla kaplandı. Şehir içinde durum böyleyken daha yüksek noktalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar indi. En son 2017'de kar yağan kentin sakinleri büyük mutluluk yaşadı. Şehrin iki yakasında da aynı manzara vardı. Kar ve sessizlik. Turistler de dışarı çıkmadı. Kentin kalbi olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı gibi turistik noktalarda da bu hafta sessizlik hakimdi. Efendim gizli buzlanma özellikle bu sabah çok etkili ee, sabah 5 itibariyle yasaklı dönem bitti çünkü araçlar daha yoğun trafikte bu konuda bir kez daha uyararak devam edelim. Marmara ve Ege bölgesinde aralıklarla devam eden kar yağışı Doğu Anadolu'da esarete döndü Tunceli'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. <laughs> Ülke genelinde etkili olan kar yağışı yurdun tamamını neredeyse beyaza bürüdü. Mutluyuz abi. Kartalardan ne yapıyoruz? Herkes dışarıda. Kar oynuyoruz. Ankara'da etkili olan soğuk hava gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte belediye ekiplerince tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlatıldı. İzmir'in özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Bornova, Buca, Narlıdere gibi merkez ilçelerinde tutmadı. Ancak Bergama, Dikili ve Aliya ilçeleri beyaza büründü. Karın tuttuğu bölgelerde çocuklar kar hasretini kar topu oynayarak giderdi. Hadi, hadi. E, çocuk, çocuk ama. E, büyük. E, büyük. Manisa, Balıkesir, Kütahya'da karın beyaza büründüğü şehirlerdendi. Kütahya'da kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Balıkesir'de ise kar nedeniyle 284 mahalle yolu ulaşıma kapandı. <laughs> Muğla'da ise sağanak yağış etkiliydi. Fethiye ilçesinde kendini gösteren sağanak birçok ev ve iş yerinde su baskınına sebep oldu. Baktık, lokara açtık hemen patronu bitti. Hatta da vardı. Görüşürüzdür. Eve e, girdi mi? Girmedi eve şu anda girmedi. Girmek üzere. Gir, Girmek üzere. Bursa'nın merkezinde 10 santimetreyi geçen kar kalınlığı nedeniyle belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı. Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde karın keyfini çıkartmak isteyen vatandaşlara polis ekipleri megafonlarla uyarılarda bulundu. Eskişehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı sıfırın altında bir derece olarak ölçüldü. Soğuğuyla meşhur Sivas'ta 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, dozer, greyder ve kamyonlarla yolların açılması için çalışma başlattı. Konya, Karaman, Nide ve Aksaray için buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı. Yurdun doğu kesimleri ise kar yağışından yine en çok nasibini aldı. Erzurum ve Kars'taki kayak merkezlerinde kısıtlamadan muaf olan turistler karın keyfini çıkarırken Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 93 yerleşim biriminin yolu kapandı. Van'ın Muradiye ilçesinde karın kapattığı yolda hastaneye gitmeye çalışırken mahsur kalan hamile kadın, belediye ve sağlık ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü. Karadeniz'de Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ordu ve Giresun'da da kar kendisini gösterdi. Palau ilk kez duyduğumuz bir devlet adı. Diğer bir tanımla Paloğu Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'un güneyinde başkanlık sistemiyle yönetilen ve 250 adadan oluşan 21 bin nüfuslu bir ada ülkesi. Niye Paloğu'dan söz ediyoruz? Çünkü Paloğu, Bandıralı Kuru Yük gömüs Gemisi kötü hava koşulları nedeniyle ortadan ikiye bölünerek Karadeniz'e battı. Bartın Valisi Sinan Güner'i 6 kişinin kurtarıldığını... İki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Bartın'ın inkumu açıklarında adeta can pazarı yaşandı. 12 mürettebatı olan Palau Bandıralı kuru yük gemisi kötü hava şartları nedeniyle ikiye bölündü. Kısa süre sonra denize gömüldü. Kalkış limanı Poti, Gürcistan, varış limanı Bulgaristan. Gemideki bazı personel filikalara binerek ve can yelekleriyle denize atladı. Filikalar ve denize atlayanlar şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı da destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirdi. Büyük bir uğraş sonucu denizde mahsur kalan bazı personel kurtarıldı. Battaniyeye sarılan gemi personeli ambulanslara alınarak Bartın Devlet Hastanesine götürüldü. Ambulanslardan sonra ıslak kıyafetleri tamam, çıkarın. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Bartın valisi Sinan Güner son durum hakkında bilgi verdi. Güner, sahil güvenlik grup komutanlığının bu hava şartlarında büyük cesaret örneği gösterdiğini söyledi. Kötü hava şartlarından kaçmak için sığınmış. Geminin adı Arvin, kuru yük gemisi. 114 metreye 14 metre boyu ve elinde olan bir gemi. Türkiye'de Covid-19 aşısı çalışmalarında dördüncü gün geride kaldı. 700 bine yakın sağlık çalışanı Çin'den gelen Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdı. Kısa sürede aşı uygulamasını ilerleten Türkiye, uzun süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri de geride bıraktı. En çok aşı uygulayan 10 ülkeye arasına girdi. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bine yaklaştı. Türkiye aşı uygulamasını sürdüren ülkeler arasında ilk ona girerek büyük başarı elde etti. Müracaatlar iyi. Çin'den gelen Sinovac aşısının Türkiye'de uygulaması 14 Ocak'ta başladı. Hızla devam eden aşılamada 694.189 sağlık çalışanı aşının ilk dozunu yaptırdı. Sağlık çalışanlarının aşı sürecinin önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Evet. Sağlıkçılar ikinci doz aşısını da 28 gün sonra olacak sağlık personellerinin hemen ardından da Türkiye'de risk gruplarına göre yurttaşlar dört aşamada aşı olacak. Geri çekiyorum, kan kontrolü yaptıktan sonra normal yapıyorum. Aşılama süreci devam ederken salgınla mücadeleyi etkileyecek önemli bir haber de geldi. Türkiye birkaç gün içinde uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı. En çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Şu anda tek çözümümüz aşı. Ben de bunu gönül rahatlığıyla yaptırmak istedim. Yaklaşık bir 25-30 milyon aşı da doz gelecek. Öte yandan Şubat ayının ilk haftası Çin'den ikinci parti aşıların geleceği iddia edildi. İddiaya göre ikinci partide 10 milyon doz dolayında aşının gelmesi bekleniyor. Mart ayına kadar bu rakam Türkiye ve Çin'in anlaştığı gibi 50 milyona tamamlanacak. Şubat'ta gelmesi beklenen aşılarla birlikte böylece sağlıkçılara ikinci dozlar yapılırken yeni gelen aşılar da rahat bir şekilde yurttaşlara uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı videoyu paylaştı. Yurttaşlar COVID-19 aşısına ilişkin durumlarını en amız hesabından ya da telefonlarından 20-23'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecekler aşının koruyuculuğu %91.25 oranında. Sinovac aşısının uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanlığı bilgilendirme videosu hazırladı. Aşı çalışmasını, programını anlık canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Çin'den gelen Sinovac aşısı Türkiye'de yapılmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ardından bilim kurulunun belirlediği dört aşamada yurttaşlara da aşı yapılacak. Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli. Aşı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. İşim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından edildi. salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız notuyla için. aşı uygulaması hakkında pratik bilgilerin yer aldığı bir video paylaştı. Buna göre yurttaşlar aşı uygulaması ile ilgili süreci Enabıs hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda vatandaşlar randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak. İşlem sonucunda vatandaşa kısa mesajla bilgilendirme de yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkov, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya bir mektup gönderdi. TTB'nin COVID-19 aşıları ile ilgili makalesine ilişkin mektup gönderen Rus Büyükelçi, makalede Rusya'nın Sputnik V aşısına yer verilmemesini eleştirdi. Rus Büyükelçi Alexey Erkov, Türk Tabipleri Birliği'ni aşılar üzerinden eleştirdi. Türkiye'nin salgınla mücadelesini sürekli hedef alan Türk Tabipleri Birliği, bu kez aşıların etkinliğine yönelik bir açıklama yaptı. Bilim insanları Çin'den gelen Sinovac aşısının koruyuculuğunun oldukça yüksek olduğunu söylerken, Türk Tabipleri Birliği belirsiz olduğunu iddia etti. Aşılar tüm canlıların ortak değeridir başlıklı makale kaleme alan Türk Tabipleri Birliği'nin, Rusya'nın fazüç çalışmalarını sürdürdüğü Sputnik V aşısına yazıda yer vermemesi de dikkatlerden kaçmadı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkov da Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya COVID-19 aşılarıyla ilgili yazılan makaleye ilişkin mektup gönderdi. Rus Büyükelçi Erkov, Türk Tabipleri Birliği'nin makalede Sputnik V aşısına yer vermemesini eleştirdi. Değerlendirmenizde Sputnik 5 olarak bilinen Gamaleya merkezince geliştirilerek dünyada ilk milli tescil işlemini görmüş gam covid vak aşısının yer almadığı hususu açıkçası hafif bir şaşkınlık yaratmıştır. Böyle bir derleme hangi listeler ve reytingler esas alınarak yapıldığı muallakta kalmıştır. Aşının Ocak ayı içerisinde 9 ülkede daha sertifikasyonunun tamamlanması öngörülmektedir. Siyasi konjonktürün ve ticari kıstasların vatandaşların sağlık menfaatlerinin korunmasının üstünde tutulmalıdır. Samimi temennimiz şudur ki Türk Tabipler Birliği'nin dünya geneli aşı geliştirme kumbarasına ülkemizin kayda değer katkılarına önem vermek için kendine imkan yaratmasıdır. Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Vaka sayısı 100 bine yaklaşırken salgının merkezi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde kitlesel vaka artışı ve can kayıpları artarak devam ediyor. İtalya'nın 3'te 2'si yüksek riskli ilan edildi. Avusturya'da önlem karşıtları hükümeti protesto etti. İşte son 24 saatte dünyadaki gelişmeler. Dünya tüm dikkatini koronavirüs aşılarına çevirmişken vaka sayıları artmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 milyonu aştı. En fazla vaka ve ölüm Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ülkede 24 milyonun üzerinde vaka bulunurken toplamda 405.261 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına seçilen Joe Biden salgınla mücadele için Kongre'den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini açıkladı. Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'nın üçte ikisi yüksek risk kapsamına alındı. Vakaların hızla arttığı Lombardiya, Sicilya ve Bolzano Özerk vilayeti çok yüksek riskli kapsamına alınarak kırmızı bölge ilan edildi. Yüksek riskli 12 bölge ise turuncu bölge olarak işaretlenerek karantina önlemleri artırıldı. Portekiz'de salgının başlamasından bu yana vaka ve can kaybında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Ülkede son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybederken 10947 yeni vaka tespit edildi. Maliye Bakanı Leao da testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Avusturya'da karantina önlemleri hükümet karşıtı eylemleri başlattı. Avusturya'nın farklı bölgelerinden gelen binlerce kişi başkent Viyana'da salgın önlemlerini protesto etti. Aşırı sağcı liderlerin destek verdiği gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Viyana'da bir başka grupta tedbir karşıtlarını protesto etti. Sol görüşlü protestocular salgını bahane eden aşırı sağcıların gösterisine izin verilmesine tepki gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan esnafa yönelik hibe ve kira desteği yetersiz kaldı. Esnaf temsilcileri başvurularda basit usul esnafla deftere tabi esnaf şeklinde ayrım yapılmasını yanlış buluyor. Koronavirüs salgını küçük esnafa büyük darbe vurdu. Pek çok meslek grubu aylarca kapalı kaldı. Açık olanlarda müşteri bulamadı ve gitgide daha da borçlandı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Kamil Tavil esnafın ekonomik durumunu anlattı. Almış olduğumuz krediyi tekrar faizle ötelemek yerine faizsiz olarak tamamıyla en az bir sene ertelenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tavil, kira ve hibe desteği verilirken deftere tabi esnafa ayrım yapılmasının yanlış olduğu görüşünde. Burada bana göre ölçü basit usule tabi olması değil, en mağdur olan hangi kesimse oradan başlanmalıydı. Deftere tabi olan üyelerimizin de sıkıntıları çok büyük. Kahvehaneler, lokantalar, restoranlar, özellikle Aydın için konuşmam gerekirse birhaneler, internet salonları. Aydın'daki 50 bine yakın esnaftan 25 binin çok zor durumda olduğunu söyleyen Tavil, faizli borç yapılandırmalarının esnafı daha zor duruma soktuğunu söyledi. Çözüm önerdi. Sizin kira borcunuzu üstleniyorum. Vergi borçlarınızı şu anda noktayı koyuyorum. Bağkur sigorta borcunuzla ilgili olarak sizden bir öteleme değil. Bu pandemi Türkiye'de minimal düzeye geldikten sonra siz bu borçlarınızı kaldığınız yerden faizsiz olarak ödeyeceksiniz demiş olsa idi bu insanlar biraz daha rahatlardı. Tavil, esnafın sessizliğinin devletine bağlılığından kaynaklandığını da vurguladı. Esnafımız bizim hakikaten sağduyulu insanlardır. Ahilik geleneğini sürdüren, evine ekmek götürmeye çalışan kadir, şinas insanlardır. Her türlü darlığı kendi ölçülerinde çözmeye çalışan insanlardır. Salgın bitse de esnafın borç yükünü süreceğini söyleyen Tavil, hükümetin bu konuda acil önlem alması gerektiğini vurguladı. Siz zannediyor musunuz ki pandemi bittiğinde her şey güllük gülistanlık olacak? Bizim toparlanmamız en az 2-3 seneye sürecektir. Özellikle ekonomik anlamda dayatmalardan daha ziyade dayanağa ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Şu anda devleti temsil eden hükümetimizin de bizleri en azından koruyup kollamasını istiyoruz. Evet esnafın gerçekten sıkıntısı çok büyük. Yani e, özellikle hala daha açılmayan e, kahvehanesi işte kıraathane gibi yerler çok sıkıntılı, evet berberler vesaire yani açık olan yerler var ama orada da tabii müşteri sirkülasyonu falan eski oranlarında değil. Dolayısıyla kazançları düştü. Bu noktada daha belki çerçevesi iyi oturmuş önlemlere ihtiyaç var. Tabii haberlerimizi izlediniz işte burada en büyük yükü ülke olarak hepimizin elbette paylaştığı Maske, mesafe, hijyen buna bağlı unsurlarla kendimizi korumaya çalışıyoruz ama çok ağır yükü bu dönem sağlık çalışanlarımız alıyor. Ama onlar yine kendilerini motive etme, moral verme konusunda da görev isteniyorlar. Bir yandan bu yoğun mesailerini sürdüren doktorlarımız ellerine sazı aldılar. Onlar da hem belki meslektaşlarına hem de milletimize belki de dünya insanlığına mesajını türkülerle verdiler. Dünyanın birçok yerinde böyle örnekler var mı bilmiyorum ama işte bizim doktorlarımızdan bu da gelir. Bu da geçerin türküsünü de birlikte dinleyelim. Türkülerin getirdiği işte bir ruh bu da gelir bu da geçer diyor. Profesörü, doktoru, uzmanı hemen hemen bütün doktorlarımız da Türkiye'nin birçok yerinden yer almışlar. Hem sağlık çalışanları o yükü... Omuzladı, sırtladı. Doktorlarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, bütün kadrolarıyla tekniker, laboratuvar çalışanları vesaire. Hem de işte böyle kendilerine de moral vermeyi de bir görebilmişler. Hani işte örgütlü mücadele, eğitimli toplumların yapması gerektiği gibi aslında ona da dair bir örneklerden biriydi. Hepsine işte bu türküyü armağan etmiş olalım. Bu da gelir. Bu da geçer el birliğiyle aşılarımız da geldi. Umudumuz daha da arttı. Tünelin ucundaki ışık gözüktü. Bu yıla bu beladan kurtulacağız. Onun ümidindeyiz. Sıcak gündemin başlıklarıyla devam edeceğiz. Rusya ile ikinci parti S-400 alımıyla ilgili görüşmeler devam ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'ten S-500 açıklaması geldi. Perinçek bir sonraki hedefin S-500 üretimi olduğunu ve S-500'lerin Türk-Rus-Çin ortaklığıyla üretileceğini söyledi. Türkiye'de devam eden aşılama çalışmalarını da değerlendiren Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Rusya ve Çin'le görüşmeler yaptığını vurguladı. Türkiye... Rusya ile Çin'le falan birlikte S-500'leri de yapacak. Onu söyleyeyim. Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili plan ve faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi gündemde S-500'ler var. Açıklama Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten geldi. S-400 seçimi bir strateji seçimi. Perinçek Habertürk canlı yayınında Rusya'dan ikinci partisi gelecek olan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptırım tehditlerinin işe yaramadığını belirten Perinçek, S-400'lerin bu tehditlere karşı stratejik bir tercih olduğunu söyledi. Tehdit nereden geliyor? Atlantik sisteminden geliyor. İşte Doğu Akdeniz'de Nabul Dina, <laughs> Nemesis tatbikatları, Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa vesaire. <laughs> Fırat'ın doğusu, batısı Amerika, onun güttüğü şeydi, PKK'ydı, DAEŞ'ti vesaire falan. <laughs> onun için Türkiye savunma sistemini İsrail Amerika merkezli tehditlere göre kurmak zorunda. Türkiye'nin bütün güvenlik bürokrasisinin de tercihidir ve siyasi tercihtir. Doğu Perinçek Türkiye'nin hava savunma sistemleri alanında yapacağı atılımlarla ilgili de bilgiler paylaştı. Bir sonraki hedefin S-500 üretimi olduğunu belirten Vatan Partisi lideri S-500'lerin Türkiye-Rusya-Çin ortaklığıyla üretileceğini açıkladı. Bakın ben size ilk defa bu programda duyulacak bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Yakında Türkiye Rusya ile Çinle falan birlikte S-500'leri de yapacak. Onu söyleyeyim. Türkiye, Rusya ve Çin. Çin. Yani böyle Türkiye ile Rusya ve Çin arasında savunma sanayisinde çok önemli işbirliklerinin öne açılmak üzere o yönde çok önemli gelişmeler var. Neden? Türkiye'nin yeri önümüzdeki süreçte 21. yüzyılda Asya'da. Doğu Perinçek, Çin aşısı koronavakın ulaşmasının ardından Türkiye'de devam eden aşılama çalışmalarını da değerlendirdi. Perinçek, aşılarla ilgili Vatan Partisi'nin Çin ve Rusya ile temaslarda bulunduğunu söyledi. Bu aşıların hızla gelmesi konusunda ben de elimizden geleni yapıyoruz. Hem Rusya'dan hem Çin'den falan. Ee, yeter mi falan konuşuluyor. Ha, evet, ben bugün Sayın Sağlık Bakanımızla iki defa telefonla konuştum. Onun verdiği bilgi, ben de biliyorum ayrıca. Önümüzdeki hafta Çin'den ikinci posta aşı geliyor. Almanya'da iktidarın en büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi liderini seçti. Bu seçim Türkiye açısından çok önemli çünkü partinin başkanlığına seçilen Kuzeyren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Türklerle olan sıcak ilişkileri nedeniyle Türk Armin olarak tanınıyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yeni başkanı Almanya genel seçimlerinde alay olursa başbakanlık için en güçlü isim olacak. <laughs> Almanya ve Avrupa siyasetini yakından ilgilendiren bir seçim yapıldı. Özellikle Almanya'nın gelecek 10 yılında köklü siyasi değişiklikleri getirecek seçimde yeni lider belirlendi. Şansölye Angela Merkel'in başkanlığındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Liderliği için 3 isim but yarıştı. Covid-19 tedbirleriyle son Mitglieder yılların en partai. büyük dijital kurultayı yapıldı. Kurultay üyeleri sana sanal ortamda, ortamda oy kullandı. Support. İkinci turda yarışın kazananı ülkenin en büyük eyaleti Kuzeyren Vesfalya'nın başbakanı Armin Laschet oldu. Merkel'e yakınlığıyla bilinen Laschet, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yeni genel başkanı seçildi. Laşe'nin kurultay That's konuşması ise is 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 geleceğin dolar. işareti olarak yo. yorumlandı. Mülteci krizine olan sağduyulu ve kapsayıcı yaklaşımıyla tanınan siyasetçi, ya ülkedeki aşırı ırkçı yani ülke ülke sağ eğilimlerle şey mücadele yok. edileceğini vurguladı. Kutuplaştırmak kolay ama önemli olan bütünleştirici olmak. Hoşlanmadığımız insanlarla da görüşmeliyiz. Merkezdeki bir parti için belirleyici olan devamlı uzlaşma aramaktır. Biz ülkemizin aşırı sağ teröristler ve onların zihinsel kundakçıları tarafından parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Merkez sağda muhafazakar liberal siyasetçi olarak tanımlanan Laşe Almanya ekonomisinin göçmenler sayesinde yükseldiğini savunuyor. Hukuk ve siyaset bilimi mezunu olan Alman siyasetçi daha önce Federal Mecliste milletvekilliği, Avrupa Parlamentosu üyeliği ve Uyum Bakanı olarak da görev yaptı. Almanya Başbakanı Merkel'in Eylül'deki seçimlerde başbakanlığı bırakmasıyla yeni bir seçim maratonu başlayacak. Başbakanlık adaylıklarına kesin gözüyle bakılan isimlerse Sağlık Bakanı Jan Spahn'la Baviera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Lideri Markus Söder. Laşen'in aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor ama aday olması durumunda Laşen'in başbakan seçilme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Seçimleri kazanarak Almanya'da iktidarın en büyük ortağı olan Partinin başına gelen 59 yaşındaki Laşe Türk siyasetinin de yakından tanıdığı biri. <laughs> Überall im terör örgütü olmadığını iddia ediyorsunuz ama onlar bir terör örgütü. Onların terörist olmadığını iddia edemezsiniz. Almanya'daki Türklerle ve Türkiye ile olan iyi ilişkileriyle tanınan Laşe, Türk Armin olarak anılıyor. Almanya'da PKK destekçilerine tepkisiyle de bilinen Laşe'nin terör örgütüne kök söktür. Aslında ilk Evet Avrupa liderlerini biraz soğuk biliriz yeni bir başkanın ilk sözleri, 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 yeni bir başkanın Ayaklar aslında yere basar Avrupa'da en ayakları yere basın ülkelerden bir tanesi ama bazı e, kritik meselelerde işte terör örgütlerinin e, tanınması vesaire ya da onların e, kendi içlerinde bulunduğu alan olarak hep Almanya maalesef zaman zaman karşımıza çıkar işte FETÖ'cüler de orada vesaireler de orada umarız bu süreç değişir. Türkiye, Adalar Denizi'nde 9 ay boyunca atış eğitimi yapacağını duyurdu. Türkiye'nin peş peşe yayınladığı 3 uzun süreli navtex Yunanistan medyasında rahatsızlık yarattı. Karar Yunanistan'a 200 yıl, 200. yıl mesajı olarak yorumlandı. Türkiye ve Yunanistan 61. tur görüşmeler için 25 Ocak'ta masaya oturacak. Ankara ön görüşmeler öncesinde Adalar Denizi için 3 navtex ilan etti. Atina'da gerilim yüksek. Türk donanması Adalar Denizi'ndeki üç farklı bölgede 16 Ocak 14 Haziran ve 16 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında fiili atış eğitimi icra edecek. Türkiye Adalar Denizi'nde ilan ettiği Navtex'lerle Yunanistan'ın hukuksuz tezlerini de çöpe atıyor. Navtex alanları İskiri ve Atos açıklarıyla Nakşa-Batnoz arasını kapsıyor. Yunan medyası Türkiye'nin yeni hamlesini tepkiyle karşıladı. Türkiye sınırları aştı. Ege'ye Türk kilidi. İkinci şans verenler tekrar düşünsünler başlıkları Yunan sitelerinde yer aldı. Atina, Yunan bağımsızlığının yıl dönümü olarak kabul edilen 25 Mart 1821'in 200. yıl dönümü için bir dizi hazırlık yapıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 9 ay boyunca Adalar Denizi için NAVTEX'i ilan etmesi Yunanistan'a 200. yıl mesajı olarak da yorumlandı. Ülkemizde su altı ve su üstü güvenliği konusunda çok önemli bir birikim var. Adı Taktik Su Altı Operasyon Grup Amirliği. Bu amirliğin Türkiye genelinde özel harekat polislerinden oluşan 80 personeli var. Onlar ülke genelinde güvenliğin sağlanması amacıyla çok zorlu görevler üstleniyor. İşte çarpıcı görüntülerle Taktik Su Operasyon Grubu'nun çalışmaları. Taktik Sualtı Operasyon Grup Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde 2000 yılında kuruldu. Onlar sualtı ve üstünde zorlu görevleri yerine getiriyorlar. <laughs> Taktik Sualtı Operasyon Grup Amirliği personeli görevlerde envanterindeki iki fiber tabanlı operasyon botu ve 24 şişme operasyon botundan faydalanıyor. birimde görevli özel harekat polisleri karadan ulaşılması mümkün olmayan bölgelerde terör, kaçakçılık ve narkotik faaliyetlerde bulunan suçlulara yapılan operasyonlarda başrol oynuyor. Talebe göre devlet büyükleriyle önemli kişileri su altı ve üstünden koruma görevini üstleniyorlar. Doğal afetlerle önemli kazalarda ilk yardım çalışmalarına katılan birim personeli su altı ya da üstünde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine de katkı sağlıyor. Özel Harekat Başkanlığı, taktik sualtı operasyon grup amirliğinin her an göreve hazır olmasını sağlamak amacıyla belli dönemlerde gece ve gündüz dalış tatbikatları düzenliyor. <laughs> Topluma olan borcumu ödemek istiyorum. Kendim için ya da dar bir çevre için müzik yazmadım. Türk insanı için yazdım. Bizde çağdaşlaşma düşüncesi batılılaşma gibi anlaşıldı ve yanlış uygulandı. Kendi kültürümüzü tanımadan bir şey yapmak mümkün mü? Değil diyordu ee, Sayın Muammer Sun. Gerçekten Türk müziğine işte az önce e, Cumhuriyet'in bestecisi olarak biz Atatürk'ün gençleri adlı eserini sizlere dinlettik. Biz yıllar boyunca işte okul hayatımızda çokça okuduğumuz oratoryolarda çokça dile getirdiğimiz Sayın Sunun eserini seslendirmeye çalıştığımız bir nesil olarak da büyüdük. Yani bizim kuşağımıza gerçekten çok damga vurmuş isimlerden bir tanesi ve maalesef ...88 yaşında hayata veda etti. Çok sayıda eseri var. Yani hangi birini saysak bilemiyorum. Bugün Aydınlık gazetesi de ikinci sayfada... ...Sayın Muammer Sun'a özel bir sayfa ayırmış. Orada bütün ayrıntıları da sizler öğrenebilirsiniz. Köy Enstitülü bir isim. Yani ona önemli vurgu yapmak lazım. Çocukluğu ve eğitim hayatı da... ...gerçekten Atatürk'ün çizdiği... ...köy enstitülü olmanın getirdiği o büyük çağdaşlaşma hareketinin o önemli eğitim hareketinin de çok önemli parçalarından bir tanesini sanatıyla adeta hayat vermiş ki işte gerçekten bugün sanıyorum girişte hemen müzik sonrasında sizlere okuduğum o sözleri her şeyi anlatıyor. Bizde çağdaşlaşma düşüncesi diyor batılılaşma gibi algılandı, anlaşıldı ve yanlış uygulandı diye söylüyor Muammer Sun. Kendi kültürümüzü tanımadan bir şey yapmak mümkün mü? ...değil diye de gerçekten herhalde bu dönem için verilebilecek en önemli mesajlardan birini gerçekleştiriyordu. Kurtuluş dizisinin müzikleri yani enstrümantal olsun, sesli, sözlü olsun birçok eserin altında imzası olan çok değerli, çok kıymetli bir ismi kaybettik Sayın Sayın. Kendisi gibi yine sanata gönlünü adılmış Sayın Ayhanım Sun ve Sun ailesine Buradan sanat camiasına sevenlerine yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Sayın Sun Onun da notunu size sunmaya gayret göstereyim Şuraya not almaya çalışmıştım Ayhan'ım Sun onu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O da genç nesillere bale, özellikle çocukluk yaşlarından itibaren bale konusunda verdiği eğitimlerde bildiğimiz isimlerden biri, çok da özel isimlerden biridir. Biz bazen böyle sosyal medya paylaşımlarının altına evde pişirdiği tatlıdır vesairedir yazarız. O da kaş, koşa koşa kalkar buraya getirir kendisini bile göstermeden giden çok kıymetli isimlerden biri. Ee, evet, Muammer Sun'un ardından kuşkusuz çok şey söylemek bize hani düşmez. Sanat camiası onu daha güzel bir şekilde sanatıyla, cumhuriyete kattıklarıyla anlatacaktır. Bugün başkentte son yolculuğuna uğurlanacak. Kocatepe Camii'nde kılınacak. Öğle namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek son yolculuğuna uğurlanacak. Bilim ve Ütopya Dergisi'nin iz bırakanlar dosyasından bir bölümü de bugün Aydınlık Gazetesi'nde sayın sunu anmak için sizler de takip edebilirsiniz. Aydınlık Gazetemize e-abone olarak da biliyorsunuz bu anlamda önünüze her sabah gelen yol haritasını bulma şansınız var. Onu da belirtmiş olalım bir kez daha. Sayın Suna Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiasına, Türk milletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Veda ederken de yine güzel bir eserini sizlere sunmaya çalışacağız ve sıcak gündemin başlıklarıyla Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki en kapsamlı kış takbikatı bir 12 Şubat tarihlerinde Kars'ta yapılacak. Takbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak. Azerbaycan askerleri de kış tatbikatı için Kars'a gitti. Milli Savunma Bakanlığı Karabağ'da Ermenistan ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. Tek millet, iki devlet anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz açıklaması yaptı. Yürü, bak! Efendim bu kış terör örgütünün son kışı olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yükselen en net ses bu yıl böyle yankılanmıştı. Ve bu sürecin getirdiği etkiyle de terör örgütü PKK'daki çözülme hızlandı. 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu aralarında 28 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten PKK'lılar da var. Türk Silahlı Dayvazı. Kuvvetleri'nin başarılı Dayvazı. operasyonları PKK'daki çözülmeyi hızlandırıyor. Dayvazı. Ateş! 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da aralarında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu. PKK'dan kaçan 5 terörist Şırnak Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu. Endonezya'dayız. Merapi yanardağı faaliyete geçti. Son 6 saatte 36 kez lav püskürten yanardağın çevresi 5 kilometre çapında kapatıldı. Yanardağdan püsküren lavlar 50 metreye kadar yükseliyor. Merapi yanardağı faaliyete geçti. Endonezya'nın Java adasında bulunan Merapi yanardağından son 6 saatte 36 kez lav püskürdüğü bildirildi. Arıza Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, Yanardağ'dan püsküren yoğun kül ve dumanın 50 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Bölgede turuncu alarma geçildi. Yanardağ'ın çevresi 5 kilometreye kadar kapatıldı. 2968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağ'ın 2010 yılında lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti. 18 Ocak 2021 Pazartesi gündemiyle birlikteliğimiz sürüyor. Aydınlık Gazetesi Gönüllü Ordusu Zafer'e koşuyor. Bu seferberliğe sen de katıl vurgusuyla çıkmış. Kimi kefen parasını, kimi yüzüğünü, kimi maaşını başladı. Fedakar ulusal gönüllüleri omuz verdi. 5 milyon ev aydınlansın kampanyasında sona gelindi. TV Bu'ya girmeyi başaran ulusal kanal Dijitürk için son ata başladı. Evet değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz ha gayret diyoruz. Önemli bir mesafe kaydettik. E, bu işi kanalımızı büyüterek tamamlayacağız. Son ana bırakmayalım. Yaklaşık 3,5 milyon e, hedefiyle yola çıkmıştık. E, TV Bu e, yılbaşının hemen e, başladığı ilk dakikalarda e, o platforma ulaşmayı başardık. Hatta arada... Sinan Sungur ve genel müdürümüz Adnan Türkan'ın güzel de bir sürpriz oldu. Blue TV'de de sanıyorum yerimizi alacağız. Onu da belki ifade etmiş olalım. Yani bir platform daha devreye girmiş oldu. Bu açıdan gerçekten büyüme ve Ulaşmadığımız sahne kalmasın, ulaşmadığımız cep telefonu, interaktif mecra kalmasın. Bir yandan interaktif mecralarda, internet mecrasındaki bütün platformlarda yerimizi almaya çalışıyoruz. Oralardaki bütün engellemelere rağmen, yani ben özellikle bu YouTube vesaire Amerika menşeli platformlarda biraz Pürüs çıkartıldığını düşünüyorum. E, zaman zaman sizlerin de belki dikkatini çekmiştir. İşte canlı yayın engelleniyor, bir şeyler çıkıyor. Sürekli e, yaptığımız yayınlara oralarda bir takım engellemeler var ama onlara inat bu süreci e, tamamlamak en büyük görevimiz. Ha gayret çok az kaldı. Bunu ifade edelim. E, kalan ee, süreçte e, yeni hedefimiz DigiTürk platformu yaklaşık 3 milyon, 2,5-3 milyon haneye daha e, televizyonumuzu ulaştırmak. Türkiye'nin aydınlığını, işte Muammer Sunlar'ın getirdiği o müzikaliteyi, e, sanatın, edebiyatın, tarihin, e, gerçeğin, öngörünün, konjonktür okumanın ve süreçte başta ekonomi olmak üzere aklımıza takılan bütün soruların hem sorunları neler onları anlatmak hem de çözümleri neler onları konuşacağımız platformlara onları konuşacağımız bu konuştuğumuz bu stüdyoların sesini o evlere de ulaştırmak en büyük görevimiz. TV Bu'ya girdik sırada Dijitürk var yaklaşık 3,5 milyon hedefiyle yola çıktık değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Şimdi bu süreçte görev alan isimleri Aydınlık Gazetesi isim isim bugün sayfasına taşıyor. Ulusal kanal izleyicilerim ...eşi görünmemiş bir fedakarlıkla... ...Ulusal Kanal'ı birinci kanal yapmak için seferber oldu. Şuna şükran borçluyuz, bunu ifade edelim. Yani bugün ev satsanız, araba satsanız... ...içinde bulunduğumuz sürecin nakit sıkıntısı yılı olduğu bilinmesine rağmen... ...yani birisi evini satsa, arabasını satsa onu alan pek bulunmuyor. Niye? Belli ki insanlar ekonomik olarak bir önlem almaya çalışıyor. Covid vesaire birçok get etkinin getirdiği nedenlerle. Ama Ulusal Kanal'ı... Bu platformlara taşımak için başta parmağındaki yüzüğü, elindekini, iki ineği varsa o inekten birini, iki tane çarığı varsa o çarıktan bir tanesini bize gönderme konusunda kararlı olan. Onun ötesinde evini, arabasını vesairesini de gönderenler kuşkusuz var ama hani öbür taraf daha iyi mesaj veriyor diye daha fazla örneklendiriyoruz yurt dışından özellikle değerli e, yurttaşlarımızın olağanüstü bir heyecanı ve katkısı var. Çünkü oradaki platformlar açısından dijitür çok önemli. Tabii e, Süper Lig başlı olmak üzere birçok müsabakanın da verildiği platformlar olduğu için doğal olarak çok fazla sayıda bir e, taraftar kitlesi de e, var bu platformların. Ha ulusal kanalın o mecraya girmesiyle e, o platformları tercih eden yurttaşlarımız da olacak Yani onların da e, kazanacağı bir süreç olacak kuşkusuz Dolayısıyla burada hepimize düşen e, görev ve sorumluluk Ha gayret az kaldı arkadaşlarımız çalışıyor Son e, protokoller ve son e, bu anlamda e, oluşacak e, Çerçeveyi belirlemek için e, kazan kazan formülleri biliyorsunuz o tip işlerde biraz geçerli O çalışmaları sürdürüyorlar Mutlu son çok yakın diyorum Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir, gönüllülerin desteğiyle bir eşiği daha aşmak üzere olduklarını söyledi. Özdemir, işçi, emekli, iş insanları, esnaf, toplumun her kesiminden destek gördüklerini belirtti. O gönüllülerden biri Neziha Kundakçı. Yakın zamanda eşini kaybetti. Eşinin tedavisi için ayırdığı parayı ulusal kanala gönderdi. Balıkesir'den Hatice Hanım ulusal kanalsız nefes alamayız dedi ve yüzüğünü kampanyaya bağışladı. Kampanyanın başarıyla sonlanması için 10 gün kaldığını belirten Özdemir son bir gayretle ihtiyacımız var desteklerinizi bekliyoruz. Bu yıl ulusal kanalın yılı olacak. Yıllardır Türkiye'nin en kritik dönemlerinde siyasetçisinden, akademisyenine, ekonomistinden, işçisine, emeklisine, esnafına şu gerçeği biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin zor dönemlerinde herkes gözünü, kulağını çevirir ulusal kanala ve buranın anlattığı sorunlara ve buranın anlattığı çözüm önerilerine kilitlenir. Biz bu gerçeği kuruluş yıllarımızdan itibaren çok net bir şekilde gördük. Vicdana, yüreğe, milli menfaatlere Başkent Ankara'dan, Diyarbakırımızdan, Van'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Antalya'dan, İzmir'den, Muğla'dan, Denizli'den, Edirne'den bakarak biz meselelere bakarız. Azerbaycan'dan bakarız, Doğu Akdeniz'den bakarız, Libya'dan bakarız, Suriye'den bakarız. Bölge coğrafyası ve bölge konjonktürü açısından da bu topraklardan dünyayı okumaya çalışırız. Asya coğrafyasından süreç analizlerimizin en kritik olan mesajlarını... E, aktarmaya gayret gösteririz. Dünya insanlığının, e, dünya ülkelerinin milli menfaatler çerçevesinde dost ve kardeşçe yaşayabileceğine o, e, olan inancımız tamdır. Bir saldırı varsa da e, art niyetli buralardan doğan onlara da duvar ve siper oluşturmak için ulusal kanala ihtiyaç var son düzlükteyiz. Çok kısa bir süre kaldı. Biz dijital platformunda yer alacağımıza olan inancımız tamdır. Yine yeni platformlar da elbette gündeme gelecektir ama şu an için hane bazlı baktığımızda en geniş hanelere hitap eden bu platformlarda yer alarak bu aydınlığı, bu e, ulusal duruşu oralardaki e, insanlarımıza da ulaştırmak hepimizin görevi. Bunu özellikle bir kez daha ifade edelim. Haydi bir kez daha. Lincoln'den beri böylesi görülmedi ABD'de. Joe Biden'ın yemin töreni için 25 bin tam teçhizatlı ulusal muhafız konuşlandırıldı. ABD basını iç savaş döneminde başkanlığı devralan Lincoln'den böyle beri böyle bir hazırlığın görülmediğini belirtti. Sırf bu haber bile ulusal kanalın farkını gösteriyor. Bakın yani sürecin başından beri Trumpçılar Biden'cılar, Biden tayfası, içerideki ve dışarıdakileri, işte Amerika'da Trump Biden arasındaki çekişmede işte herkes oturdu sadece matematik hesabıyla senatoda kim alacak kim almayacak onu anlatırken ulusal kanalın dikkat çektiği bir gerçek vardı. Amerika çöküyor, dolarizasyonu da çöküyor, ekonomisi de çöküyor. Şimdi siyaset olarak da ülkede farklı bir noktaya doğru gidildiğini tek anlatan kanal ulusal kanal. Eğer Gelecekte gelecek öngörüleriyle ki burada fal bakılmıyor oturup e, buralarda nesnel olgularla, belgelerle, delillerle, tarihin akış süreciyle, içinden geçtiğimiz konjonktürün gereklili, e, gereklilikleriyle bir tablo analiz ediliyor. Sırf bu meselede bile yani bugünleri konuşuyor olursak e, Amerika meselesine bile bakış açısıyla ulusal kanal yine farkını ortaya koyuyor. Kış nihayet geldi diyor. Türkiye özlediği kar yağışına kavuştum. Soğuk hava dalgası tüm yurda etkisi altına aldı. İstanbul'da ilk kez kar yağdı. Doğu Anadolu bölgemizde kar etkisini arttırdı. Yurt genelinde de bir kuraklık vardı. Özellikle barajlardaki tabii son durum merak ediliyor. Bu son yağan karın etkisi dışında hani Cuma ve Perşembe günü bazında baktığımızda barajlarımız %29'u geçti. Yani son kar yağışının buralara yüzde kaç yansıdığını henüz e, bilmiyorum ya da böyle bir güncel veri görmedim ama e, genelde haber merkezlerinin geçtiği bilgiler bu çerçevede yüzde 29'u aştı. Bakın doğa yine imdadımıza yetişti bunu da ifade edelim. Kars'ta beyaz takbikat az önce ayrıntıları verdim. Karadeniz'de gemi battı yine birinci bölümde sizlerle paylaşmıştık. Eczacılar yerli ilaç istiyor diyor. İlacı yapılan zam eczacının değil ilaç tekerlerinin cebine gidiyor. Eczacılar ilaçta yerli üretimin arttırılması ve fiyat kararnamesinin güncellenmesini istedi önemli haberlerden biri. Ee, gerçekten yerli ve millileşme oranında işte bir dönem savunma sanayi ihtiyaçlarımızı karşılamak için yerli savunmamızı harekete geçirdik. Şimdi de e, özellikle geçtiğimiz yıldan beri gıda ama gıda ilişkin maalesef hala planlı bir program maalesef göremiyoruz. Onu da altını çizelim. Ve ilaç meselesi işte bakın ilaca da oradaki bilime de ne kadar ihtiyacımız var. Buralarda hızlı bir planlamaya ihtiyacımız söz konusu. Beş Deniz'in kalbinde birlikte güçleniriz. Suriye yönetimine yakın uzmanların görüşü bu başlıkla yansımış. Doktor Besam Abu Abdullah ve Ziyad Arbakçı'ya Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için birçok fırsatın bulunduğunu belirtiyor. Bu arada e, Birik dergisinin de e, son sayısına bakalım. Deniz İpek Yolunda Mavi Vatan Buluşması başlığını taşıyor. Hemen yansıtalım sevgili. Ee, Hasan da bize yansıtsın bunu. Ee, Birik dergisi, kuşak ve yol e, girişim dergisi olarak gerçekten önemli e, rotaları bölgesel deneyimiyle yansıtmaya çalışıyor. Deniz İpek yolunda Mavi Vatan buluşması da e, burada önemli bir yer tutuyor. Bağız Partisi Merkez Okulu Başkanı Doktor Besama Bu Abdullah ve Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Ziya e, Arbaçhen'in bir iki kuşak ve yol girişimi dergisindeki yazısında Türkiye'nin Rusya ve Çin'le işbirliği içinde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasıyla kaldıraç rolü oynayabileceğine dikkat çekildi. Makalede 5 deniz stratejisiyle Çin'in öncülüğünde başlayan kuşak ve yol girişimini birleştirme fikri tartışıldı. İşte o dergiden de kapak fotoğrafı böyle yazıyor. Son derece önemli yazılar var. Tevfik Kadan'ın, Efe Can Gürcan'ın. Ee, yine Günel Çiftçinin ve Arif e, Acaloğlu'nun da burada önemli bölgesel denklemde mesela işte Karabağ sorunu ve çözümleri e, yakın geleceğin enerji kaynakları özellikle enerji meselesini merak edenler için yine önemli ayrıntılar yer alıyor dergide Türkiye ve Çin'in değişen deniz jeopolitiği ve mavi vatan doktrini gibi başlıklar Suriye konusu dışındaki önemli başlıklar olarak dergide yer alıyor. Efendim bunu belirtelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Korku filmi gibi demiş. Profesör Doktor Nebahat Bulut bir hastanın kendisiyle ilgili sanal hayat kurduğunu kapısına dayanınca anladığı araştırınca tehlike altında olduğunu görüp dehşete düştü deniliyor. Ekmekten virüs geçer mi? Profesör Doktor Ateş Kara Hoca vatandaşlardan gelen koronavirüsle ilgili sorulara sosyal medya hesabından yanıt vermiş. Ekmek satan kişi de virüs varsa bize bulaşır mı? Böyle bir bulaşmaya hiç rastlanmadı diyor. Kargo ve paketlerden virüs geçer mi? Benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla olmadı diyor yasaklar ne zaman hafifleyecek vaka sayıları azalınca yasaklar kalkacak diyor. Dün son Covid tablosu bu anlamda umut verdi. Kısıtlamaların getirdiği bir rahatlık söz konusu. Daha doğrusu kısıtlamaların getirdiği Çerçevede bir azalış söz konusu ama bu rehavet anlamına gelmesin bunu da belirtelim Yeni tehdit kaygı virüsü demiş Profesör Müftüoğlu Hoca Pandemi hepimizi yordu ve korkuttu ağır bir yılgınlık ve kaygı yükü üstümüze çöktü Uzmanların deneyimiyle muazzam bir e, allostatik yüklemeyle karşı karşıyayız Allostatik herhalde bu kaygı virüsünün bilmiyorum tıbbi tarımı e, galiba Peki nedir bu diyor e, Allostatik yükleme onun da ayrıntılarına yansıtmış. Yılın ilk derbisi Karakartal'ın 2-0'lık Galatasaray galibiyeti. Dün Galatasaray 10 kişi kaldı ve Karakartal 2-0'lık galibiyet ile ligin zirvesindeki sü sürecini devam ettiriyor. E, tabii karşılaşmanın çok e, ne diyor? Tartışmalı pozisyonları var. Beşiktaş evinde üst üste de 7. maçını kazandı. E, Sergen Yalçın'la birlikte yoluna devam ediyor. E, Türkiye'de sokan 10 lezzetini de yazmış. E, bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin en sevilen 10 sokak yemeği'ne ilişkin haberi. E, Birçok Birçok şey var burada. Medya dolması kumpir, buzlu şalgam, tavuklu pilav ve simit gibi. E, efendim. Mesut bir sanatçıdır. Futbol dünyasının zirvesindeki isimler Fenerbahçe yolundaki Mesut Özil'i böyle tanımlıyor. Dün akşamdan beri sosyal medyada e, uçağa biniş anından işte Türkiye'ye doğru yola çıkış anı kendisi ve eşinin görüntüleri sürekli paylaşılıyor. Türkiye Mesut'u, Mesut'unu bekliyor diyelim daha doğrusu Fenerbahçe için. Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ telefonla aramış. Erdoğan'la Özdağ arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı. Bana neler oluyor ne yapıyorsunuz ee, Selçuk Bey dedi. Ben de olayı anlattım geçmiş olsun dediler. 5 saldırganın ikisi dün yakalandı böyle bir e, durumda karşı karşıya. Ama Erdoğan'ın da e, kritik telefonlarından biri gibi geldi bana. Bilmiyorum siyaset dünyası ne tartışacak. Çünkü son süreçte çeşitli siyasi partilerle teması Cumhur İttifakı'nın genişleme sürecine ilişkin bir takım izler taşıyor. Hani vesile midir değil midir bilmiyorum. Bir nezaket telefonu gibi gözükse de. Efendim yerli mRNA yazı hazır. Türkiye'de Covid-19'a karşı mRNA tipi aşıda sona yaklaşılıyor. Aşı tamamlandığında soğuk zincire gerek duyulmadan 6 ay boyunca saklanabilecekmiş. Yaşlılara aşı zamanı biliyorsunuz sağlık çalışanlarından sonra kritik ya da risk grubu taşıyan yaşlılarımıza aşı süreci başladı. Yani dünya işte o huzur evlerinde, bakım evlerinde hastalarını bırakırken Türkiye hemen sağlık çalışanlarının sonrasında bu grubumuza bu yaşlı ya da ileri yaşta bulunan 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımıza ve burada kranik hastalığı bulunanlara öncelik tanıyor. Bunu da belirtelim. Çünkü onlar bizim hafızamız, yaşlılarımız. Her şeyden önce öyle özellikleri var. Dolayısıyla biz de başkadır büyüye saygı. Kartal aslanı yıktım. 2-0'lık galibiyet. AB ile hızlı trafik başlıyor demiş. Brüksel, işte Türkiye-AB trafiği, orada bakalım neler yansıyacak. Tek yumruk mesajı Türk ordusu ve Azerbaycan ordusunun takvikatı birinci sayfada görülmüş. Sabah gazetesi 1.4 milyon kadın KADES'le güvende. Hatta bu KADES'i telefonuna yükleyip deneme amaçlı bile kullanan varmış. Anında çevresinde polisi görünce şaşırmışlar. Ee, ya, yani gereksiz yere kullandıysak özür diliyoruz ama hani sadece denemek istedik demişler. Şu an için buna bir ceza tabii gündeme gelmemiş ama burada e, gerçekten ilginç diyaloglar var e, kameralara yansıyan. Dolayısıyla. Yaklaşık 1.4 milyon kadın KADES'le güvende daha da fazla yaygınlaşması gerekiyor. Tabii geçtiğimiz yılın sonu ve maalesef Ocak ayının yani yılın ilk ayında bu anlamda son derece olumsuz haberler gözlemledik. Biz de buradan KADES ve KADES'e bağlı uygulamada görev yapanları selamlamış olalım. Önemli bir görev icra ediyorlar. Kar yağdı Türkiye camdan baktı. Hafta sonundaki yasak böyle görünmüş. Yeni Şafak gazetesi. Kaset olmasa bu CHP olmazdı. Değişikliği FETÖ istedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları manşette. PKK Suriye'de eğitip İstanbul'a yolladı. İstanbul'daki son terör operasyonu PKK ile PYD-YPG'nin aynı örgüt olduğunu bir kez daha gösterdi diyor. Beyaz eğlence demiş e, kar yağışı. Kars'ta gövde gösterisi Türk-Azerbaycan ortak taktikatı 20 bin tankerlik yakıt vurgunu... Silici operasyonunda tespit edilen akaryakıt yolsuzluğunun miktarı dudak uçuklatıyor ve buralardaki vurgun Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak hafta sonu ajanslardan geçti. Efendim Ruslar TTB'ye isyan etti. Biliyorsunuz Rus aşısını listeye almadılar, değerlendirmediler diye Rus Büyükelçisi'nin mesajı vardı. Sıra engelli ve yaşlılarda pandemi sonrasındaki aşı ve aşıların Türkiye'ye gelişi sonrasındaki tablo ve zirveye de kartal pençesi 2-0'lı galibiyetle yansımış. Sözcü gazetesine bakıyoruz. <laughs> Akaryakıta... E, silici yetmez yani akaryakıt sektöründe silici dışında da çok sayıda e, operasyona ihtiyaç var diyor Nedim Türkmen'in yazısında. İşçiye neden fazla zam yaptın? Esnafa neden para dağıttın? AKP'li başkan makamında CHP'li başkana böyle bağırdı diye bir habere yer vermiş. Sokak yasanda laiklik, cumhuriyet ve Atatürk karşıtı bildiri dağıttılar. Salgın hak aramaya engel ee, ama şeriat propagandasına değil Ankara'da hafta sonu milyonlar evdeyken kapıları asılan bildiride demokrasi ve laiklik küfürdür. Oy veren e, imandan çıkar deniyor. Ama bizim mesleki deneyimimiz bu tip işleri yapan adamların böyle Kurgusuz adamlar olmadığını anlatır yani bu iş bu bu bu, bu, bu tip hareketler yapanlar varsa bunlar da var bir arıza yani diyelim ki yani bir, bir şeyleri karış, karış, e, kaşımak ya da kurcalamak için yapıyorlardır bakalım e, soruşturma sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak göreceğiz 80 öncesini görmüş insanın bu derece e, bu derecede namertlik hiç olmadı İyi parti lideri Akşener'in açıklaması cumhurbaşkanı beni arada olayı sordum e, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın da e, az önce diğer gazeteden aynısını okuduğum haberi. Cumhuriyet madenciye yok, başkana aşı var. Zonguldak Belediye Başkanı aşı oldu. Yer altındaki emekçiye ne zaman sıra gelecek belli değil denmiş. Yani burada en başta yaş grupları, risk grupları belirleniyor ilginç bir başlık yani neye dayanarak madenciler yani ben de mesela henüz olmadım nihayetinde bize de sıra gelmediğini düşündüğüm için çünkü mevcutta bir stoklu geldi aşı öncelikle risk grupları dağılıyor. Yani gelir gelmez sıra bize gel bizim de sürecimiz belli olduğunda o, o kesinlikle elbette biz de yaptıracağız aşımızı. Din baskısını önemsemedi demiş. Afişlere bile yansıyan seçmeni dayatması Bakan e, seçmeni dayatması için bakan müdürler dert edilmiş demiş. E, Milliyetim e, sürecine ilişkin bir açıklama. Derbide gülen taraf Beşiktaş 636 özel okul kapandı. 300 bin öğrenci kaydını sildirdi. 5000 kişi işini kaybetti. Salgın eğitimi vurdu. E, buradaki çözüm belli. O eğitim kurumları da kamulaştırılmalı. Başka iş yok. Yani içinden geçtiğimiz dönem kamu denetiminin kamu sisteminin kaynakları yani ek iktisadın genel tanımı şudur ya, kıt kaynakları kullanabilme. İşte bunlar kaynak aslında. Bakın işte yeni eğitim süreci, ikinci dönem nasıl başlayacak, nasıl geçecek? Ee, henüz o tartışma, gerçi Milliyetin Bakanı biz e, semester süresine e, başlayacak gibi hazırlanıyoruz ama 15 gün kala kararımızı vereceğiz dedi. İşte buralarda mevcut okullar, oralardaki öğretmenler vesaire onlar da bir kaynaktır e, eğitim müfredatı içinde. Dolayısıyla buralara bir kamulaştırma şart gibi gözüküyor. Akşam hangisi dürüst başlığını kullanmış CHP lideri Kılıçdaroğlu HDP PKK ilişkisi nedeniyle çatırdayan Millet İttifakı'nı koruyabilmek için muhafazakar grupları hedef aldı. Kılıçdaroğlu daha önce söyledikleriyle çelişerek her gruba duymak istediklerini söylüyor diyor gazete. 33 ölümün nedeni Pfizer aşısı mı? Çok sayıda haber var bu konuda Pfizer'a ilişkin. Norveç'te aşı olduktan sonra ölen 23 kişinin ardından Almanya'da 10 ölüm açıklaması geldi demiş. Pfizer e, aşısı olup işte yüz felci geçiren ya da Pfizer aşısı olup benzeri bir takım semptomlar yaşayanların haberleri de e, oldukça e, geziyor sosyal medyada. Bilmiyorum bilim kurulu ya da e, uzmanların buna bir yanıtı olacak mı? ABD'nin bu merangı YPG'ye dönecekmiş. FBI saldırıları planlarken yakaladığı Daniel Baker'ın Suriye'ye dönmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı diyor haberde. Türkiye gazetesine bakıyoruz. Döviz çıkarken zam yapanlar inerken nerede diyor vatandaş ve esnaf soruyor diyor. Aşıda ciddi yan etki görünmedi. Covid-19 aşısı olanların yan etki olarak sadece baş kas ağrısı ve hafif ateş tespit edildi demiş. E, yeni çağa bakıyoruz. Gerçek vergi rekortmeni çalışan kesim Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı verilerine göre 88.3 milyar lira en çok vergiyi ücretli çalışanlar ödedi. E, stopaj yani dolaylı vergi Türkiye'nin topladığı en önemli vergi çünkü. Karar gazetesi bu yolun sonu iyi değil diyen Davutoğlu'nu manşete taşırken Müslümanlara kapıyı açacak ilk gün icraatı ABD Trump karantinasında başlıklarıyla da Biden seçimlerine yer vermiş. Bir gün hangi çağa atladık? Ee, Erdoğan sık sık çağ atladık dese de milyonlar çaresiz prim borcunu ödeyemeyen milyonlar cürtler sağlık hizmetinden faydalanamayacak. Oku yoksul ailelerin çocukları ise eğitimden koptu diyor. Kar sevinci bir diğer başlık birinci sayfadan yansıyan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli sesi Volkan Gazetesi'ne bakalım. Bu Guterres'in istediği ortak zemin ve vizyon yok başlığında yine önemli sürecin ayrıntılarını birinci sayfasına yansıtırken Yunanistan Başpiskoposu haddini açtı. İstanbul bir din değil çıkışına tepki gösteriyor Volkan Gazetesi. Sürmanşette emekli büyükelçi Tugay Uluçevi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye günümüzde Rauf Denktaş'ın çizgisine gelmiştir diyor. Ve Amiral Cihat Yaycı'dan İstikşafi görüşmeler öncesi Türkiye'ye kritik öneri. Biliyorsunuz istikşafi bizim haber toplantımızda bile yaklaşık bir saat e, konuşulan. Yani biz bir kelimeyi bile bazen saatlerce burada tartışırız. İstikşafi TDK'da ön görüşme gibi geçiyor ama Türkiye ile Yunanistan 61. kez görüşmüş. Yani bize de tabi metinler böyle geliyor. O dili e, resmi bir açıklama diye kullanıyoruz. Ya da burada da benzer bir tablo söz konusu ama istikşafi 61. görüşme istikşafi olmaz. Hani bilmiyorum dışişleri bürokrasisi. Hani buna bir açıklama getirsin İstikşafi ne demek, nasıl kullanılmalı, nerede kullanılmalı. Bunu da böyle bir özette aktarmış olalım. Bizim haberlerimizde de var yani sadece bu metinle ilgili söylemiyorum. Hüseyin Macit Yusuf'un yine süreç analizi birinci sayfada Cumhurbaşkanı Tatar teknik komite eş başkanlarıyla toplandı. Avrupa Birliği'nden gönderilen aşılar Birleşmiş Milletler vasıtasıyla teslim alınacak diyor. Cumhurbaşkanı Tatar diretti ve Rum yönetimi devre dışı kaldı. Başbakan Saner bakanlar kurulu kararları geçerli diyor. Bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun kararları revize edilerek resmi gazetede imlandı. ve HP Genel Başkanlığı'na da yeniden Özer Sayın seçildiği birinci sayfada anlatılıyor efendim. Sıradaki gazetemize bakalım, göz atalım. Damga gazetesine bakacağız. Damga gazetesi falçatayla yüzünü kesti. İşte yabancı uyrukluların da şiddeti söz konusu maalesef ülkede. Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde Hem de 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim eski eşi tarafından saldırıya uğradı diyor. Bu da ee, yine e, gazetenin öne çıkarttığı haberlerden bir diyelim ee, ve sanıyorum Van Sesi gazetesine bakacağız. Şimdi de Van Sesi gazetesi Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ilginç eylem gümrük kapısı açılsın diye dua ettiler diyor. Çaldıran belediyesinden karbondioksit gazı sorunu yaşayan ailelere destek. Edremit Belediyesinden maskematik hizmeti ve Esop Başkanı Bergeden Vali Binmeze teşekkür ziyareti de yer alıyor gazetenin haberinde efendim. Şimdi evet yine bu sosyal medya uygulamaları çok konuşuluyor biliyorsunuz sadece Türkiye'de işte başta yerli yazışma ya da mesajlaşma uygulaması bir Türkiye'de değil yurt dışında da geniş bir şekilde yer alıyor ona ilişkin bir tweet vardı bir onu görelim. Bora adlı kullanıcı diyor ki şu an Bangladeş'te BIP en popüler mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor demiş, o listeyi de paylaşmış. Yani birinci sırada BIP yer alırken ikinci sırada mesela WhatsApp var. Hani ilginç mesela niye Bangladeş bilmiyorum dünyanın belki diğer merkezlerinde de benzer bir çalışma söz konusu olabilir diye de ifade edelim. Gündemle devam edelim. Fransa sokaklarında tansiyon düşmüyor. Bu kez eylemlerin hedefinde tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısı var. Fransızlar tasarıyı protesto ederek özgürlüklerinin korunması için yürüdü. Macron hükümetinin genel güvenlik yasasına Fransa'da tepkiler sürüyor. Fransızlar yine eylemdeydi. Özgürlüklerin kısıtlandığını söyledikleri genel güvenlik tasarısı protesto edildi. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlendi. Güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda yayınlanmasını yasaklayan yasa tasarısının geri çekilmesi istendi. Binlerce gösterici Dumen Yıl Meydanı'ndan Bastil Meydanı'na yürüdü. Polis her yerde, adalet hiçbir yerde. Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez sloganları atıldı. Macron yönetiminin istifası istendi. Göstericileri dağıtmak isteyen güvenlik güçlerine kar topu atıldı. Polis kar fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen, Veli Eceoğlu, Uluslararası Karibu Matematik Yarışması'nda büyük başarı yakaladı. Çevrim içi yapılan yarışmada tüm soruları doğru yanıtlayan Minik Yusuf, birinciler arasına girdi. ...o bir matematik şampiyonu. 16 ve 13. 8 yaşındaki Yusuf Eymen Veli Eceoğlu Hakkari'de yaşıyor. Minik Yusuf öğretmeninin teşvikiyle... ...Uluslararası Karibu Matematik Yarışması'na katıldı. Çevrim içi yapılan ve dünya çapında düzenlenen yarışmada... ...9 sorunun tamamını doğru cevaplamayı başardı. Matematik dersleri en iyi ders. Onu çok seviyorum. İşlem yapmayı çok seviyorum öyle. Biz kendisini daima desteklemeye çalıştık. Ama burada önemli olan okulun, öğretmenlerinin desteği daha büyük. Çünkü eğitimdeki temel taş öğretmenlerdir. Biz veliler olarak sadece öğretmenlerin yaptıklarının üzerine temeli destekleyebiliriz. Baba Orhan Veli Eceoğlu, oğlunun matematiği ve zeka oyunlarını küçük yaştan beri çok sevdiğini söyledi. Çünkü bu pandemi sürecinde de EBA derslerinin yanı sıra bizim ihtiyacımız olan özel eğitimlerde daima desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Oğlumun başarısından dolayı çok mutluyum bizi gururlandırdı. Bu başarı bireysel olarak sadece bizim değil, Hakkari'mizin, ülkemizin bir başarısıdır. Minik Yusuf iki yılda bir düzenlenen yarışmada kendi kategorisinin birincileri arasında yer aldı. 30 tane yumurtasının yukarıdaki kadarını kıran bir satıcının satıcının aşağı kaç tane yumurtası kalır? Son 1-1,5 bir, bir yılın uluslararası verileri de fen ve matematik alanında 4. ve 8. sınıflarda olumlu bir seyir izliyor. Bunu belirtelim. Efendim İstanbul'da yeniden kar yağışı etkili bulunduğumuz alandan Haliç'e doğru baktığımızda yoğun kar yağışı var diye uyardı sevgili Talip ve sevgili Dilek Doğan da Sarıyer'den son notları aktarmak için karşımızda Dilek. Sarıyer'de kar yağışı ve son durum nedir ayrıntıları bir senden dinleyelim. Can Karadut İstanbullular bu tabloyu çoktandır bekliyordu. Hasret bekliyorlardı kar yağışını ama yüksek kesimlerde durum biraz daha farklı. Çünkü biraz daha kar esareti yaşanıyor. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bile aşmış durumda. Geçen gün başlamıştı kar yağışı. iki gün önce başlamıştı. Aralıklarla devam ediyordu. Yüksek kesimlerde dün akşam tekrardan etkisini yükseltti. Sabah saatlerine kadar aralıklı sürdü. Ama şu anda şiddetini oldukça arttırmış durumda. Biz de sarı yerdeyiz burada. Ger Zaten e, hemen göstermek istiyorum bir otura. Şu ana kadar e, yağan karı görüyorsunuz. Hatta çoğu eridi, bir an eriyor, bir taraftan yeniden yağıyor, bir taraftan rüzgar etkisiyle donuyor ama bundan daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bir parktayız. Hatta şöyle elimi sokmak istiyorum. Görüyorsunuz zaten kalınlığını bayağı kolumun yarısına kadar gelmiş durumda. Kar kalınlığı yani o da yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaşmış durumda. Tabii bir taraftan da eriyor. Onu da söyleyeyim. Şu an parkı göstermek istiyorum size. Burası e, mahallenin bir parkı. Şu an zaten kimse girememiş durumda. Dün de baktığımda kimse giremiyordu. Bir taraftan soğuk var. Yürümekte de zorlanıyorum bir taraftan. Hemen şöyle göstereceğim. Yolu görüyorsunuz ileride yolda da araçlar park etmiş durumda. Burada vatandaşlar, işlerine gidecek vatandaşlar ileriki yola park etti ki kolay çıkalım diye ama o da işe yaramadı. Burada biraz daha fırtına etkisi olduğu için don olayları çok fazlaydı. Buzlanma oldu yollarda ve şu anda aslında dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gelmiş yolu açmıştı ama dediğim gibi bir anda bastırdığı için kar yağışı şu anda bütün otobüs seferleri metroya giden ve Sarıyer'e giden bütün otobüs seferleri iptal edilmiş durumda. Çünkü buzlama olayına karşı burası biraz daha tabi tepete kaldığı için vatandaşlar bir taraftan da araçlarını açmaya çalışıyorlar. Araçlarını çalıştırmaya çalışıyorlar ama nafile. Çünkü dediğim gibi oldukça soğuk bir havayla karşı karşıyaydık. Gece 5'e kadar düştü hava sıcaklığı bu yüzden de tabi her yer buz tuttu hatta. Ee, tabi çatıların saçakları da buz tuttu. Orada da buz parçaları oluştu. Gerçekten dediğim gibi çok da e, yürümekte zorlanıyorum şu anda. Çünkü daha e, kimse ayak basmamış neredeyse buralara işe gitmek isteyen vatandaşlar da zorlanıyor. Onu tekrar ifade edeyim. Çünkü otobüs seferleri iptal edilmiş durumda. Dolmuşlar da gelmiyor. Dolmuşlar da çıkamıyor buraya. Dediğim gibi şu anda kar esaretiyle baş başayız. Can Karadut herhalde pencerelerimizden bugün işe gidemeyip o manzarayı izleyeceğiz izleyeceğiz gibi duruyor. Diyelim mesela tekrar sana. E, en güzelini yapıyorsun Dilek Doğan. Kolaylıklar diyoruz sana. Hemen eve dön. E, o riskli noktalarda bulunma lütfen. Ee, zaten işte hızlıca da yayına e, naklederek e, bu görüntüleri e, İstanbul'un özlediği görüntünün de yansımasına neden oldum. E, zaman zaman İstanbul'da Avrupa yakasında e, aralıklı kar yağışı etkili olacak. 3 derece gözüküyor. Buzlanma ve don e, uyarısını burada tekrar etmiş olalım. Efendim Türk çağdaşlaşmasının önemli isimlerinden Sayın Muammer Sunu anıyoruz. Yine onun güzel eserlerinden biriyle veda edeceğiz. Sayın Suna son yolculuğuna uğurlandığı bu günde Sun ailesine, sanat camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımla birlikte yarın aynı saatte buluşuncaya dek efendim kişisel Temizliğimize ve hijyenimize dikkat edelim, kalabalıklardan uzak duralım, buzlanma ve don riskine karşı tedbirlerimizi alalım, maskeli ve mesafeli olalım. Hoşçakalın.